Merhaba arkadaşlar. C#'ta DevExpress ve katmanlı mimari yapısıyla oluşturacağımız kafe otomasyonu serimizin 65. dersiyle karşınızdayız. Yetkilendirme işlemlerine devam ediyoruz. Üzerinde çalıştığım projede geldiğim aşamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben şu an adminle giriş yapıyorum. Şimdi admin buradan kullanıcıları yönetebiliyor. Yeni kullanıcı ekleyebiliyor. İşte kullanıcı bilgilerini değiştirebiliyor vesaire. Aynı zamanda rollerini bu şekilde değiştirebiliyor arkadaşlar. Şimdi biz ilk olarak kullanıcılar formunu oluşturacağız. Daha sonra tabii diğer derslerimizde de rolleri ve işte yeni kullanıcı var olan kullanıcıyı güncelleme şeklinde işlemlerimize devam edeceğiz. Şimdi projemiz açık arkadaşlar. SQL Server'ı, Management Studio'yu açıyoruz. Evet, şimdi kullanıcılara sağ tıklıyorum arkadaşlar. WinForm altındaki kullanıcılar klasörüne sağ tıklıyorum ve yeni bir tane DevExpress formu ekliyoruz. Adına da FRM kullanıcılar diyorum. Formumuzu genişletiyoruz. Start position özelliğini center screen olarak değiştiriyoruz. Ve tekstine de kullanıcılar formu yapıyorum. Evet, SQL Server Management Studio'yu açtık şu anda. Herhangi bir yerden bir tane başlık alıyorum. Kullanıcılar. Evet, kullanıcılar yapıyorum. Ardından evet, şunu alabiliriz. FRM kaydol içerisindeki şu grup kontrolü kopyalıyorum. Tamam. Bir tane grid kontrol bütün ekranı kaplamasını sağlıyorum. Veri kaynağımızı seçiyoruz arkadaşlar. Veri kaynağımız kullanıcılar. Evet, bu şekilde. Şimdi burada şu kullanıcı hareketlerini gizliyorum. Masaları gizliyorum. Evet, ilgili alanı şöyle çekip aşağı doğru bıraktığımız zaman yine gizleniyor arkadaşlar. Burada bize lazım olabilen, yani olabilecek daha doğrusu ne onları ayarlayacağız. Parolayı gizliyorum. Açıklamayı da gizliyorum. Şöyle biraz daha genişletelim. Normalde ID'yi de gizlememiz lazım, ancak yapıyı görmek açısından gizlemiyorum. Şimdi görev kalabilir. Soru cevabı gizliyorum. Tamam, bu şekilde kalsın. Şimdi telefon, tamam, adres, e-mail. Şöyle bir şey olsun. Şu admin mi? Aktif mi?
Adres biraz geniş olsun. Tamam. Şöyle yapalım. Daha iyi olur. Tamam. Şuradan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Admin mi? Bunları kendinize uyarlarsınız arkadaşlar. Buraları geçiyorum. Evet, yapımız tamam, bu şekilde kalsın. Şu binding source'u da siliyorum. Şimdi burada kaydetme olacak. Bunun yanında yeni kullanıcı ekleme, güncelleme ya da düzenleme, roller, bir de kaydet kullanıcı rolleri. Buna BTN yeni diyorum. İmajını değiştiriyorum. Güncelle. BTN güncelle diyorum. Buna da uygun bir imaj seçiyorum. Diğer butonumuz BTN roller. Şöyle rol ile ilgili şöyle bir şey olabilir. Rol. Evet, bu arada buna roller diyorum. Tamam, yapımız bu şekilde. Şimdi kod kısmına geçiyorum. Bir tane kafe context tanımlıyorum. Eşittir. New kafe context. Ardından ne lazım olabilir? Kullanıcılar dal. Bunu da aynı şekilde new diyoruz. Bu arada şunu şöyle silelim. Tamam. Şimdi grid kontrol 1 nokta data source kullanıcılar dal nokta get all bütün kullanıcıları görmek istiyoruz. Dolayısıyla herhangi bir filtre kullanmıyoruz. Şimdi burası, evet, bu arada şunu da düzenleyelim. Tamam. Şimdi şu kaydet için context nokta savechangles diyoruz. Bunu da bir metot içerisine alıyorum. Ctrl R ve M'ye basıyorum. Metot oluştur. Listele. Evet, bu işlemden sonra listeleme yapsın. Bu da kapatma butonumuz. Tamam. Bir de FRM ana menüyü açıyoruz. Butonuna çift tıklıyoruz. FRM kullanıcılar. Evet, bu sayfaya giriş yapıyoruz. MDI form şeklinde açıyoruz.
Çalıştırıyorum arkadaşlar. Son durumuna bir bakalım. Admin. Evet, kullanıcılar. Ben bu arada şunları da gizlememiz lazım. Onu yapalım, o işlemi de yapalım. Yani daha doğrusu bilgi girişine kapatmamız lazım. Kontrol ve Shift tuşlarına basıyorum. Burada aktif ve admin kalsın. Hatta isterseniz hepsini de gizleyebilirsiniz. Şu kalın option'a geliyorum. Allow edit seçeneğini false yapıyorum. Şu işaretli seçili olanlar için. Aktif mi veya admin mi olan bölümü değiştirebileceğiz. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Şimdi kullanıcılara giriş yapıyorum. Şimdi burada şu user 2'nin admin olma durumunu kaldırıyorum. Ve user 1 için aktif seçeneğini işaretliyorum. Ve bu şekilde kaydediyorum. Ve tekrar başka bir yerden açalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi değişmiş durumda. Yani bu şekilde işlemlerimizi kolay yoldan gerçekleştirebiliyoruz. Bu dersimiz bu kadar olsun arkadaşlar. Sonraki dersimizde de bu arada şunu yeni olarak değiştirmemiz lazımdı. Neyse o şekilde kalmış. Bir sonraki dersimizde de arkadaşlar yeni kullanıcı ekleme ve kullanıcı bilgilerini değiştirme işlemlerine geçiş yapacağız. Daha sonraki işlemlerimizde de, daha sonraki dersimizde de rollere değineceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.